Yurt dışına bir tatile gittiniz ve bir vampir tarafından ısırıldınız ve vampire dönüştünüz. Ama bu endişelenmen gereken en küçük mesele. Çünkü terk edilmiş bir kiliseyi gezerken burada kilitli kaldınız. Sanırım yabancı bir ülkede bilmediğiniz yerlere girmemeniz gerekiyor. Kilitli kaldığınız bu kiliseden kaçmak için farklı oda çıkışları buldunuz. Bu odalardan ilki hareket sensörlüdür. Ve odaya girdiğinizde tavandan kutsal su akacak ve bir damla kutsal suyla vampir olduğunuz için öleceksiniz. Diğer odaysa vücut ısı sensörlü bir odadır. Girdiğinizde oda en az 1 derece bile ısınırsa yanacaksınız. Son odaysa ses sensörlü bir odadır. Ve bu odaya girip odadaki sensörleri etkinleştirdiğinizde oda sarımsakla dolacaktır. Ve bu durumda da tabii ki de hemen öleceksiniz. Peki siz bu kapılardan hangisini seçersiniz? Süreniz başlamak üzere. İkinci odayı seçmelisiniz. Çünkü vampirler soğukkanlı yaratıklardır. Bu yüzden odadaki sıcaklık kesinlikle değişmeyecektir. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yağmurlu bir kış günü yolculuğa çıktınız ve küçük bir köprünün üzerinden geçerken arabanızın direksiyon hakimiyetini kaybettiniz ve kendinizi derin suların içerisinde buldunuz. Yaşadığınız şaşkınlığı kısa süre atlattıktan sonra daha suyun içerisine tam batmamış arabanızdan çıkmaya karar verdiniz. Peki arabanızın içerisinden çıkmak için arabanın penceresini mi kırarsınız yoksa arabanın kapısını mı açarsınız? Bu durumda kemerinizi çıkarıp pencereyi açmaya çalışmalısınız. Pencere açılmıyorsa pencereyi kırmalısınız. Çünkü bu durumda kapıyı açmak su altında çok zor bir şey olacaktır ve açılmayacaktır. Tebrikler, kurtuldunuz. Gördüğüme göre oldukça soğukkanlı birisiniz. Bir ormanda yürüyüşe çıktınız ve bu ormanın içerisinde daha önce hiç görmediğiniz bir ev gördünüz ve hemen içerisine girdiniz. Evin içerisine girer girmez kendinizi büyük bir tuzağın içerisinde buldunuz. Bu tuzağı aşağıya indirmek için kafesin içerisinde 3 kol bulunmaktadır. Bu kollardan ilkini indirdiğinizde odanın tavanından bir depo dolusu su bulunduğunuz yere akacaktır ve boğulmanıza sebep olacaktır. Diğer kolu indirdiğinizde ise odanın içerisine aç bir aslan inecektir. Son kolu indirdiğinizde ise tavandan ateş parçaları odanın içerisine inecektir. Peki siz bu kollardan hangisiyle kafesi aşağıya indirirsiniz? İlk kolu seçmeniz sizin için en iyisi olacaktır. Çünkü dökülen sular bu kafesten dışarıya akacak ve sizin boğulmanızı engelleyecektir. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzda ise sizlere 3 kapı vereceğiz ve yine sizlerden diğer sorularımızda olduğu gibi bir kapıyı seçmenizi isteyeceğiz. Bu kapılardan ilkinin arkasındaki dünyaya geçtiğinizde şu anki düşüncelerinizle yeni dünyada yeniden doğmuş olacaksınız. Diğer kapının arkasındaki dünyaya geçtiğinizde ise çok zengin biri olacak ve 100 milyon dolar paranız otomatikmen banka hesaplarınıza yüklenmiş olacak. Ve son kapıyı seçtiğinizde ise daha öncesindeki oldukça yalnız dünyanızı bırakacak ve herkesin peşinizden koştuğu sınırsız seks hayatınızın olduğu yeni bir dünyaya açılacaksınız. Peki siz bu durumda hangi kapıyı seçersiniz? Hangi kapıyı seçtiğinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyor olacağız.